Din bir meta değildir. Biz cennete girmek istiyoruz. Allah'ın cennetine nail olmak istiyoruz dinimizi yaşayarak. Dinimizi sömürerek değil, dinimizi tartışarak değil. Din kimsenin oyuncağı değil, kimsenin zan ve tahminlerinin atış noktası da değil. Aziz kardeşlerim, biz ve çocuklarımız bundan bir sene sonra, bu konuşmanın yapılışından bir sene sonrayı yaşayanlar bugüne rahmet okutacak daha baskılı ve daha aldatıcı, daha tuzaklı gece karanlığı gibi fitnelerle karşılaşacaklar. Beş sene sonrakiler ondan da fazlasıyla kar karşılaşacaklar ve çok daha garibi. Hep dış güçlerden, teknolojiden gelmeyecek bu belalar. Biz varız, biz kendi ellimizle kendi çorabımızı sökeceğiz. Yani içimizden çürüme olacak ve Allah dışarıdan İslamiyet kaba din denirken içeriden de e niye biz böyle köhne kaldık diye fiskos çıkarılırken iç dış güçlerin ortasında kalmış. Şeytanla şeytanlaşmışların arasında işte adeta arslanın üst dişi alt dişi arasında ezilir gibi ezilmeye çalıştığı halde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a sadık kalanlar. Bu dünyada güneş var mı yok mu bunu tartışabiliriz. Bakara suresinden bir ayet asla tartışamayız diyenler. Dünyada 30 derece sıcak varken oruç tutuyorduk. 130 dereceye çıksa bu sıcaklık biz orucumuzu gene tutarız. Diyecek ciddiyeti gösterenler. Bütün şehvetlerim ayağımın altı gıdıklandığı gibi beni gıdıklayacak olsa, Ya Rabbi beni koru, kalbimi kaydırma diye dua eden genç kardeşlerim, genç hanımlar, yaşlılar, hepimiz Allah'ın izniyle kelime-i tevhidin etrafında yaşayacak, kelime-i tevhid enerjisiyle ayakta kalacağız, Rabbimize nefesimizi böyle teslim edeceğiz. Lakin ilayette okuduğu için, kendisinde dini sulandırma hakkı görüp ulu orta her şeyi konuşuyor. Öbürü de başka bir yerde medresede okuduğu için her şeyi bildiğini zannediyor. Veya menfaati gereği, siyasi konumu gereği, memurluğu gereği, şirketteki konumu gereği biraz esnemesi gerektiğini zannediyor olanlar şeytanın avucunda kız kıvrak yakalandıklarını gördüklerinde Uyanmış olurlar, asla kurtulamazlar. Çünkü kelime-i tevhid belki 10 saniye sürmeyecek kısa bir zamanda söylenip cennete götürdüğü gibi o kadar bir zamanda da cehenneme götürme nedeni olabilir. Madem bu anahtar sokunca açıyor cennetin kapısını, çekince de bitiyor demektir. Sokmak 2 saniye ise çıkarmak da 2 saniye bu anahtarı. Niye iman bu kadar kolay düşündüğümüz halde imansızlığı çok zor zannedelim? Yanılmış oluruz kardeşlerim. Hayır, iman edip cennete girmekte de biiznillahü teala çok kolay. İmanı kaybedip billah cehenneme girmek de çok kolay. İkisinin ortasında çok keskin bir zemin üzerinde gidiyoruz biz. Ve Rabbim kimin kaymadan devam ettiğini görecek tek kalmaya İbrahim aleyhisselam gibi hazır Müslümanlar istiyor Allahu Teala. Kabe'nin etrafında Arafat'ta, Mina'da milyonlarca hacının ortasında elbette Allahu Ekber diyeceksin. Yaşasın şeytan diye şeytan taşlarken bir slogan atabilir mi? Bismillahi Allahu Ekber. Rajmen li şeytan diye hacılar hepsi taş atıyorlar şeytana. Bir size çıkıp yaşasın şeytan diyebilir mi orada? O slogan attırırlar. Şeytan sen olursun Allah şeytan içimize girmiş diye milyonlarca taş yersin kafana. Elbette orada İslam göstereceksin. Evde yalnız internetin başında kaldığın zaman kimsenin hesap sormayacağına iyice inandığın bir yerde bir kasanın önünde durduğun zaman dört ayak üstünde iki kişi durduğu zaman ve Burada melek var mı yok mu diye şeytanın tereddüt geçittirdiği zaman Allah'ı hatırlayıp Müslümanlığını, ehli Kur'an olduğunu, şeriat ehli olduğunu hatırlayıp anında Rabb'inin huzurunda dimdik duran mümin kazanacak. Gerisi ne olacak? Gerisi kazanıp kazanmadığı belli olmayan bir hayat yaşayacak. Allah muhafaza buyursun.